10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 3 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 3 Yapboz Levhalar Yönerge. Aşağıdaki metinden ve görsellerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. Yer kabuğunu oluşturan büyük kara parçalarına levha denir. Okyanusal, kıtasal ve okyanusal kıtasal nitelik taşıyan levhalar, 12 adet büyük ve çok sayıda küçük parçadan oluşmaktadır. Levhalar, tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto üzerinde hareket halindedir. Levhaların bu hareketlerini, çekirdek, magma ve magma içerisindeki hareketler sağlamaktadır. Kıtalar, başlangıçta Pangea adı verilen tek kara parçasından oluşmakta, Pangea'yı çevreleyen okyanusa da Pantalassa, Pıntalassa denilmekteydi. Zaman içerisinde yer kabuğunun hareket etmesiyle Pangea, ikiye ayrılmış ve kuzeyde Laurasya, Lavrasya, güneyde ise Gondwana, Gondwana adı verilen kıtalar oluşmuştur. Levhaların hareketiyle yer kabuğu parçalanmış ve yeryüzü bugünkü görünümünü almıştır. 1. Aşağıdaki görsellerde yerküre üzerindeki levhaların jeolojik zamanlar içerisindeki konumları, harita 1'de ise levhaların günümüzdeki konumları numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre günümüzdeki levhaların aşağıdaki görsellerde belirtilen boşluklardan hangilerine karşılık geldiğini numaralarıyla yazınız. Cevap: 10. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.